Arkadaşlar tekrar merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Sayı basamakları ile ilgili kaldığım kısımdan devam ediyorum. Birler ve onlar basamağında aynı rakam bulunan rakam, yüzler basamağında bundan farklı bir rakam bulunan 3 basamakta kaç tane sayı vardır diye sormuş. Aslında burada doğal sayı diye ifade etmesi daha düzgün olurdu. 3 basamakta kaç tane 3 basamakta doğal sayı vardır? Şurada doğal sayı diye yazalım. Şimdi burada istediği şey farklı şekillerde bir çözüme sebep olabilir ama ben daha kısa olan değil de şu ana kadar bildiklerinizle alakalı olan çözümü yapacağım. Burada arkadaşlar en başta sayıyı biz şöyle arıyoruz. A, B, B şeklinde sayılar arıyoruz. Birler ve onlar basamağında aynı rakam. Yüzler basamağındaki rakam ise farklı olacak. A rakamının alacağı değer için A'ya 1 dediğimiz zaman B'nin alacağı değer 0 olabilir. 1 olmaz çünkü rakamları farklı olacak. A ve B birbirinden farklı. 2 olur, 3 olur, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar. 0'dan 9'a kadar bütün rakamlar oluyor. Sadece 2 olmuyor. Dolayısıyla burada 10 değil 9 rakam vardır. Aynı şekilde A 2 olabilir. B rakamı yine 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. Özür dilerim. 0 olur, 1 olur, 2 olmaz, 3 olur. Bu şekilde 9'a kadar saydığınızda yine 9 tane gelir. 3 olduğu zaman B 0 olur, 1 olur, 2 olur. Bu sefer 3 olmaz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 olur. 9 da bu şekilde gelir. Ve böyle devam ettiğiniz zaman 9 ile başlayan 900'lü sayıları yazdığınız zaman B rakamı yine 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. 7 olur, 8 olur. Bu sefer de 9 olmaz. Yani buradan da 9 tane sayı yazarsınız. Her birinde 9'ar tane sayı bulunan 9 tane sütunumuz var. O halde buradaki toplam sayı adedi 9 kere 9'dan 81 tane sayı vardır arkadaşlar. Cevabımız bu. Gelelim bir başka soruya. 3 basamaklı 4AB sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre BA sayısı kaçtır? Söylediğini bir yazalım. Çünkü elimizde bir matematiksel bir eşitlik yok. Bunu bizim kurup soruya devam etmemiz lazım. Kuruyorum. 4AB 2 basamaklı sayısı BA 2 basamaklı sayısının 13 katından 7 fazlaymış. Önce 13 katını aldım, sonra 7 ile çarptım. Arkadaşım eşitliği kurduktan sonra yapılacak bir tane numara var zaten. O numarada bu adamları çözümlemek. Çözümlüyorum. 4AB sayısını çözümledim. 4 çarpı 100 artı 10 çarpı A artı B eşittir 13 çarpı 10B artı A artı 7. Dikkat edin, 10B artı A'yı paranteze koydum. Çünkü 13 bunun içinden çıkan her şeyi etkilemeli. Her şeyi etkilebilmesinin yolu da parantez koymak. Açtım parantezleri, devam ediyorum. 400 artı 10A artı B eşittir 130B artı 13A artı 7. Çıkan malzeme bu. Şimdi toparlıyorum bu adamı. A'lı B'li ifadeleri bir yere toparlıyorum. Şu küçüğü büyüğün ayağına gönderelim. Sonra buradaki küçüğü de büyüğün ayağına gönderelim. 7'yi de sol tarafa atalım. 393 eşittir dedikten sonra burada 129 B artı 3 A kalır. Çıkan malzeme bu. Şimdi burada hani bu haliyle oynasanız da olur soruyu belki ama hepsi birden 3'e bölünebilen sayılar. 393 de bölünür, 129 da bölünür, 3 de bölünür. Hepsini 3'e bölüyorum sadeleştirmek için. 3'e böldüğünüz zaman 393'ü 3'e böldüğünüz zaman 131 yapar. 129'u 3'e böldüğünüz zaman 43 yapar. 3'ü 3'e böldüğünüz zaman 1A yapar, yani A kalır. Şimdi bu şartı sağlayan A ve B rakamları kaç olmalı? Kat sayısı büyük olan adama değer ver. 43 ile neyi çarparsam 131'e yakın bir sayı yakalarım. Burada arkadaşlar 131'i, özür dilerim, 43'ü 131'e yakın bir sayı elde edebilmek için 3 ile çarpalım. B'nin yerine 3 koyduğum zaman şu kısım 43 çarpı B kısmı 43 kere 3'ten 129 olur. 131'e tamamlayabilmesi için A rakamının ise 2 olması gerekir. Yani bizim B rakamı 2'dir. B rakamı 3'tür. A rakamı ise 2'dir. O halde istediğiniz sayı, yani BA sayısı 32 sayısıdır arkadaşlar. Cevabımız bu olur. Geçtim bir daha sonra. ABC 3 basamaklı sayısı BC 2 basamaklı sayısının 21 katıdır. Buna göre en büyük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. Yapacağın işlemi çözümlemeye geçmeden evvel önce eşitliği kurmak gerekecek. Kuruyorum. ABC sayısı BC sayısının 21 katıdır demiş. Malzeme bu. Şimdi burada iki tane seçenek var. Çözümleyebilirsin, çözümlemeye edebilirsin. Biz normal yoluna bir devam edelim. Çözümlüyorum. 100A artı 10B artı C eşittir 21 çarpı 10B artı C. Sol taraftan düzenlediğim zaman, sağ tarafı düzenlediğimde 100A artı 10B artı C 210B artı 21C yapar. B ve C'yi sağ tarafa aldığında ise 100A eşittir 20 değil 200B artı 20C kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki adamların hepsi birden
20'ye bölünebilecek halde 20 ile sadeleştiriyorum bu adamları. 20'ye böldüğüm zaman 5A eşittir. 20'ye böldüm bu adamı. 220'ye böldüğüm zaman 10B artı 20'yi 20'ye böldüğüm zaman ise C kalır. İşte malzeme bu. Burada bu şartı sağlayan B ve C rakamları ne olmalı? Ama dikkat, A rakamı sıfırdan farklı çünkü ABC 3 basamaklı. BC sıfırdan farklı çünkü BC 2 basamaklı. Yani B'nin yerine benim verebileceğim en küçük sayı 1'dir. 0 olmaz. B'ye 1 yazdım. B'ye 1 yazdığım zaman 5A eşittir 10 artı C yapar. Şimdi C'nin alabileceği değer ne olmalı diye bakıyorum. Bu şartı sağlayan rakamlar için A ve B sayılarına karşılık C'ye 0 dediğim zaman A rakamı 2 olmalı. Biz zaten B'yi de 1 bulmuştuk. A 2, B 1, C 0 olduğunda bu şart sağlanır. O halde ABC sayısı 210 demektir. Rakamları toplamı ise topladığınız zaman 3 çıkar demektir. Cevabı bu şekilde yapılır. Bir sonraki sorumuz, bu iyi bir soru. ABC, CBA, CB7, CB6 3 basamaklı sayılardır. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşım çözümleyeceksin, başka ne yapılacak? Zaten çözümlemek genel yoldur. Genellikle de sizi cevabı ulaştırır. Bu adamı çözümlediğim zaman 100ABC sayısını çözümlüyorum. 100A artı 10B artı C eksi CBA'yı çözümlüyorum. 100C artı 10B artı A eşittir CB6. Bura bir dursun. Burayı birazdan çözümleriz eğer gerekirse. Bakın arkadaşlar şuradan 10B gelir. Şuradan da 10B gelir. Eksiyi içeriye dağıttığınız zaman eksi 10B olur. 10B'ler birbirini götürür. Buradan 100A geldi. Şuradan bir de parantez açtığınız zaman eksi A gelecek. 99A. Eksi aynı sebeple şu C'den 100C'yi çıkardığım zaman 99C, CB6 kalır. 99 parantezinde A eksi C eşittir CB6 kalır. Malzeme bu. Şimdi bu şarta karşılık CB6'yı çözümlemedim. Çözümlemememin sebebi ortalığın hengameye dönmemesi çok kalabalık çıkacaktı. O yüzden çözümlemedim. Burada şunu diyorum. Arkadaşlar 99 ile bir sayı çarpıldığı zaman birler basamağı 6 olan bir sayı istiyorum. Neyi çarpmam gerekir? 99 ile neyi çarparsam birler basamağı 6 gelir. Hesap etmeye çalış. 1 olabilir mi? 1 ile 99'u çarparsam birler basamağı 9 gelir. Kaldı ki 3 basamaklı bile olmuyor. 2 desem 18 olur. Birler basamağı 8 olur. 3 desem 3 kere 9 27'den 7 olur. 4 desem 4 kere 9'dan 36. Aha tuttu. Bu adam doğru. 5 desem ne olur? 5 kere 9'dan 45'in 5'i olur. 6 desem 6 kere 9'dan 54 olur yemez. Sonra 7 desem birler basamağı 3 olur. 7 kere 9 63. 8 desem birler basamağı 2 olur. 9 desem birler basamağı 1 olur. Yani bunların hiçbirisi sağlamıyor. O halde A eksi C'nin alması gereken değer 4'tür. A eksi C'ye 4 dediğiniz zaman 99 çarpı 4 CB6'ya eşit olacağı için 396 eşittir CB6. Yani C rakamı 3, B rakamı 9. C 3, B 9 ve A'dan C çıkarıldığı zaman da 4 olduğunu bildiğim için, C'nin 3 olduğunu az önce bulduğum için A rakamı da 7 olmalı. A 7, B 3, C 4, özür dilerim. A 7, B 9, C 3 yapıyor. Ne soruyor? Toplamını soruyor. 9 artı B rakamımız 9'du. A rakamımız 7 idi. C rakamımız 3'tü. Topladığınız zaman 19 yapar arkadaşlar. Kalabalık geleceği için çözümlemedim. Bu şekilde bir çözüm uygun olabilir. Sıradan başka bir tip örnek var arkadaşlar. Şurada burada görebileceğiniz örneklerden bir tanesi. Dekkedir mutlaka. ABC 3 basamaklı sayı x reel sayıdır. AX 3,2, BX 2,4, CX 2 olduğuna göre x çarpı ABC işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşım burada x çarpı ABC'yi bulabilmek için A, B ve C'yi veya X'i biliyor olmam lazım. Burada 4 tane bilinmeyen var. ABC ve X'in ne olduğuna bulmaya çalışmak lazım ki aslına bakarsanız gerek yok. Ben bununla hiç uğraşmayacağım bile. ABC ve X'i bulmayacağım. Bunu çözümlüyorum. 100A artı 10B artı C dedim. Bunu dedikten sonra parantezi açtığınız zaman şurası 100AX artı 10BX artı CX gelir. Soruya şöyle alıcı gözüyle bakmaya bakıyor aslında bakarsanız bundan sonrası. A ve X'in çarpımı A sana verilmiş. Hocam A eksi X 2 basamak değil mi? Nereden biliyorsun ki böyle bir şey olduğunu? A ile X'in çarpımı mı 2 basamaklı mı? Buna karar vermenin yolu soruyu okumak arkadaşlar. A X 2 basamaklı sayı olsaydı bunu söylerdi zaten. Söylemediği sürece A ve X'i asla 2 basamaklı sayı olarak
almayın. A çarpı x demektir. A ile x'in çarpımını ben biliyorum. 3.2 yani %3,2'nin çarpımı artı 10 çarpı bx yani 2,4 cx 2. %3,2'yi çarptığın zaman ne çıkar? 100 çarpı 3,2. Arkadaşım burada da şöyle bir şey var. Virgüllü sayı ile sonunda 0 bulunan bir sayının çarpımı. Bunda kaç tane 0 varsa virgüllü sayının virgülü o kadar basamak sağa doğru kaydırılır. Elimizde 3.2 var ya, yüzde de 2 tane 0 var. Bu virgülü bulunduğu yerden 2 basamak sağa öteleyeceğim. Ve virgülün bittiği yerde 0 atacağım. Bir kere kaydırdım 32 oldu. Virgül bitti. Bir daha kaydırıyorum. Yerine 0 ekliyorum, 320 olur. Yani şu adam 320. Aynı sebeple 2.4 ile onu çarparsan 24 ve 2. Bu da 346 sorunun cevabı olur arkadaşlar. Geldim başka bir tip. X, Y, Z ve A, B, C 3 basamaklı sayılardır. X, Y, Z artı A, B, C toplamında X, 2, B, 3, Y, 5, C rakamı 4 azaltılırsa toplam ne kadar değişir? Arkadaşlar şimdi sorunun çözümüne gireceğim de ondan evvel size söylemek istediğim bir şey var. Herhangi bir tane sayı mesela 324. Bu sayının yüzler basamağını bir arttırdığım zaman sayının kaç artacağını bir düşünün. 324 sayısının yüzler basamağını bir artırırsam sayı 424 olur ve ilk haline göre 100 artmış olur. Bir azaltsam ne olur? 324'ün yüzler basamağını 224 olur. Yani sayı ilk haline göre 100 azalmış da olur. Bu şu anlama gelir. Bir sayının yüzler basamağını bir arttırdığınız zaman sayı 100 artar. 2 artırırsanız 200 artar. 3 artırırsanız 300 artar demektir. Aynı şey onlar basamağı için de geçerli. Siz sayının onlar basamağını bir arttırdığınız zaman sayının değeri 10 artar. 324'ün onlar basamağını bir arttırdığınız zaman 334 olur. İlk haline göre sayı 10 daha artar. Bu da şu anlama gelir. Sayının onlar basamağı ile oynamak sayının değerinin 10-10-10 artması veya 10-10-10 azalması anlamına gelir. Aynı şey birer basamağı içinde vardır. Birer birer artar veya birer birer azalır. Peki bu bizim ne işimize yarar? Bak arkadaşım. X, Y, Z artı A, B, C. Biz X rakamını 2, B rakamını 3 artırıyormuşuz. Artıralım. X rakamı sayının yüzler basamağında olduğu için sayının değeri bir kere 200 artar. B rakamı 3 artırılıyor ve B rakamı onlar basamağında olduğuna göre sayının değeri 30 artar. Y rakamı 5, C rakamı da 4 azaltılırsa diyor. Y rakamı diyor ki 5 azaltılsın. O halde arkadaşlar Y rakamı onlar basamağında olduğuna göre Y rakamının 5 azaltılmış olması sayının 50 azalması anlamına gelir. Sonra C rakamının da 4 azaltılması C rakamı yine birler basamağında olduğu için 4 azalması anlamına gelir. Ve bizim bu işlemin sonucunda bulduğumuz adam kaç çıkar? 180, 176. İşte bu 176 şu anlama gelir. Bu hareket çekilirse soruya sayının değeri 176 artar demektir. Eğer eksi çıksaydı azalır diyecektim. Cevabı bu. Geldim şöyle bir soruya. A, B ve A iki basamaklı sayılar ve X doğal sayıdır. Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Arkadaşım şu adamı çözümle. A, B artı B, A. A, B'yi çözümlediğiniz zaman 10A artı B gelir. O A, B, A'yı çözümlediğiniz zaman 10B artı A gelir. Eşittir X kare. Yani elinizde 11 parantezinde A artı B eşittir X kare gibi bir adam kalıyor. Şimdi bu şartı sağlayan A çarpı B'nin en büyük değerine karşılık gelen sayıları belirlemeye çalışacağım. Arkadaşlar A çarpı B'nin en büyük değeri için toplamı alabildiğim kadar büyük almaya çalışıyorum. Şimdi 11 ile çarpıldığı zaman bir sayının karesi etmesini istiyorum. 11 ile çarpıldığı zaman bir sayının karesi nasıl eder? Zaten burada ben size bunu asal sayılarda en küçük kuvvete tamamlama kısmında anlatmıştım. Aralarında asallardan sonra. 11 sayısını şu A artı B'nin yerine ne getirmeliyim ki? Şuraya bir şey getireceğim. 11 ile neyi çarparsam işlemin sonucunda bir sayının karesi çıkar. Bir kere buraya 11 yazıyorduk hatırla. Şu adamın üstü zaten 1. Eğer bu 11'in üzerinde de 1 yazarsa ikisinin toplamı x kare yapar. Yani bir sayının karesi yapar. Ve buradaki adam için a artı b sayısının alabileceği en büyük değere karşılık a artı b 11 olmalı derim. Şimdi topladığım zaman 11'den 2 tane sayım var. Topladığım zaman 11'den 2 tane sayı için a çarpı b'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri arıyorum. O halde burada yapılacak şey arkadaşlar A ve B ne olmalı ki en büyük olsun, ne olmalı ki en küçük olsun. Hani burada basit bir yoklama çekersen soruya sayıların birbirlerine yakın seçilmesi gerektiğini görürsün. Şöyle ki A
1 diyemem zaten. Hani 1 desem B rakamı 10 yapacak zaten. Rakam bile olmuyor da. 2 desem 9 olur. 3 desem 8 olur. 4 desem 6 olur değil 7 olur. 5 desem 6 olur. 6 desem 5 olur. Bundan sonra tekrar etmeye başlar. Şimdi A çarpı B kaç olabiliyor? 2 kere 9 18. 3 kere 8 24. 4 kere 8 28. 4 kere 7 28. 5 kere 6 30. 6 kere 5 gene 30. Şurada yazmadık ama yazalım. 7'ye 4 var. 28. İşte gördüğünüz gibi toplamı 11 eden bu iki sayının alabileceği, çarpımının alabileceği en büyük değer en fazla 30 olabiliyor. En küçük değer ise 18 olabiliyor. O halde en büyük değerin en küçük değerin toplamı 30 artı 18'den 48 yapar arkadaşlar. Cevabımız budur. Geçtim şöyle bir tarz soruya. ÖSYM bu soruları seviyor arkadaşlar. Bu şekilde işlemin eksik bir iki parçasını bırakarak soru sormayı seviyor. Nasıl yapılır? Yandaki çarpma işlemine göre K, L, M, N toplamı kaçtır? Bulun da görelim demiş. Bulalım. En azından bulmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar, burada bir kere N rakamı 5'tir. Dikkat ederseniz burada N rakamı altında sayı olmadan aşağı inecek adam olduğu için N rakamı 5 olmak zorunda. Sonra ise bakın A, A, B ile 3'ün çarpımı şuraya gelmeli. Tamam, birazdan deneyeceğim. A, A, B ile A'nın çarpımı da sonucu bulunduğu zaman buraya yazılmış olmalı. O halde bu şu anlama gelir. A, A, B ile A'yı çarpmışsın. Sonucu yine A, A, B olmuş. Yani sayının kendisi değişmemiş. O halde A rakamı 1 demektir. A'nın 1 olduğuna buradan karar verdim. A, 1. O halde elimizdeki işlem şu oluyor. 1, 1, B. 1, 3. Çarp. Tık, tık, 5. 1, 1, 3. Topla. K, L, M, N, şu K, şu L, bu M, N zaten 5 diye bulmuştuk. Şimdi B rakamı kaç olmalı ki 3 ile çarpıldığı zaman 5 eden bir sayı bulabileyim? Yani çok aleni değil mi B'nin 5 olması gerektiği? B 5 olmadıktan sonra hiçbir sayıyla 3'ün çarpımı 5 etmez. B rakamı 5 olmalı, o halde doğru sonuç şu hale geliyor. 113, 115 ile 13'ü bana çarp bir adam çarpalım. Şurası 500, 565. Topla 5'i aşağı düşürdüm. Şuraya 9 geldi. Buraya 6 geldi. Buraya ise 1 geldi. Yani bizim sonuç 1695 demektir. Biz ne arıyoruz? Toplamı topla gel. 16, 21. Sorumuzun cevabı 21'dir arkadaşlar. Geçtim. Benzer tarz bir tane daha var. Yandaki çarpma işlemine göre K artı L artı M toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşım. Şimdi... Burada birçok işlem yapılabilir. Ben şöyle bir şey düşüneceğim. Hani yorumla çok fazla girmek yerine çok aleni görünebilen bir şey var. Buradaki çok aleni görülen şey ne? Şu. A, B, C ile 4 çarpıldığı zaman çıkan sonuç nasıl ki buraya yazılıyorsa A, B, C ile 4 çarpıldığı zaman çıkan sonuç da buraya yazılır. O halde A, B, C'nin 8 katı 4248 demektir. Yani ben 4248'i gider tenha bir yerde 8'e bölersem ABC sayısının kendisini bulmuş olurum. 4248'i 8'e böldüğünüz zaman 525, 531 yapıyor zannedersem. 531 dedim, 532 yazdım. 531 gelmesi lazım. 4000'i bölsek 500 yapar. 208'e bölsek 25 yapar. 525. 48 8'e bölsek 6 yapar. 531 sorunun doğru cevabı. Ama bizden istediği şey daha bitmedi arkadaşlar. 84. Şurada bizim ABC var. Çarp diyor bunu. Şurada bu var. Burada 4248 var. Topla K, K, L, M, K'yı bul demiş. Şimdi bak aslında yine iş kolaylaşabilir. Ama biz neyse şöyle yazalım. 531. 531 ile 4'ü çarpıp buraya yazmam lazım. Şu kısma getirmem lazım. Ya arkadaşım 531 ile 8'in çarpımı zaten 4248 değil mi? He, gördüğün gibi öyle. 8 ile çarparsan 5248 ediyorsa 4 ile çarparsan yarısı eder. Yani bu 4248'in yarısı 2124 eder bu adam. Topla diyor, topla. 4 aşağı düşer. 2 artı 8 10'u 0'ı 1 elde. Altına yazayım. 4, 0, 10, 0, 1 elde. Sonra 4 artı 1 sayıları kaydırarak topluyorum. 4 artı 1 5 yapar. 2 artı 2 4 yapar. Ve burada da 4 kalacağı için direkt aşağı düşer. K, K, L, M, K sayısı. K artı L artı M'yi arıyormuşum. K 4 L buradaki ortanca rakam 5. M dediğimiz en sağdan ikinci rakam 0.
Topladığınız zaman da 9 sorunun cevabı olur arkadaşlar. Deminkine benzer ama biraz farklı olan bir soru. Yandaki çarpma doğru yapılsaydı sonuç kaç olurdu? Allah Allah. Yanlış mı ki bu adam diyenlere? Yanlış tabii ki. Neresi yanlış? Bak bakalım bir. Bu gerizekalı, işlemi yapan gerizekalı KL sayısını sola kaydırması gerekirken salak kaydırmamış. Başına iş açmış, bize yamıyor soruyu da. Bak arkadaşım. AB sayısını, şuraya devam edeyim. AB sayısının 6 ile çarpımı burası değil mi? Yani XYZ sayısı AB'nin 6 katıdır. Aynı duygularla gel. AB'nin de 3 ile çarpımı KL sayısı yapıyor. Yani KL sayısı da 3 tane AB yapıyor. Bundan sonra toplamış ya. Bildiğin A değil, toplama yapmış. Alt alta toplamış. Görünmüyor mu şu adam? Baksanıza. Alt alta toplamış. Yani 9 tane AB demiş bu adam. 9 tane AB 25'tir, 225'tir diye söylemiş. 9 AB 225 olduğuna göre AB sayısı 225'i 9'a böldüğünüz zaman çıkan 25 demektir. Sonuç doğru yap. İşlem doğru yapılsaydı sonucu kaç olurdu diye sormuş. Yani sizden şunu istemiş. 25 ile 36'yı bana çarp. Doğru sonucu bana bul demiş. Ben evde çarpmıştım bunu. 900 geliyor. Cevap 900. İşlem doğru yapılsaydı salak adam 900 bulurdu. Ama halt yemiş. Yanlış yapmış. 225 bulmuş. Geçtim. İki basamaklı 4 farklı çift doğal sayının toplamı 120'dir. En büyüğü en çok kaçtır? Arkadaşım. Burada diğerlerinden farklı çözümleme kısmı yok artık, orayı geçtik. İki basamaklı 4 farklı çift doğal sayı var. 4 tane sayı toplandığı zaman 120 etsin istiyorsun. Toplamı 120 edecek arkadaşlar. 4 tane sayının toplamını 120 etmesini ve birinin alabildiğim kadar büyük olmasını istiyorum. O halde bu şu anlama gelmez mi? Biri büyük olacaksa diğer üçü alınabilecek en küçük değere sahip olmalı. Peki alınabilecek en küçük değeri kaç? İki basamaklı 4 tane farklı çift sayı diyor. En küçük iki basamaklı doğal sayı 10. Sayılar farklı dediği için 11, sayılar farklı dediği için 12, öbür sayı zaten kendiliğinden büyük yapacak, 120 olacak. Bu taraftaki adam 33 yapar. Aa dur, yanlış yaptın tabii ki. Çift diyor arkadaşım, yanlış. Yolun yol değil, kötü yola düştün. Şurası 2 yapar, şu da 14 yapar. Biz çift sayılar arıyoruz. Dolayısıyla buradaki adam toplandığı zaman 36, bunun da 84 olması gerekir ki toplandığı zaman 120 edebilsin. Dolayısıyla bizim sayımlarımızın en büyük olanı 84 demektir. Şöyle bir tane daha var arkadaşlar. Rakamları farklı, iki basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 320 ise en küçük sayı en az kaçtır? Bak, birinin bu sefer en küçük olmasını istiyorsun. Birinin en küçük olması demek diğerlerinin alınabilecek en büyük sayı olarak alınması demektir. En büyük sayı olarak seçersem kaç yapar? Rakamları farklı, iki basamaklı 4 tane sayım var. Rakamları farklı olacak. En büyük sayı iki basamaklı 99 diyesim geliyor. Yavaş, rakamları farklı. 98. Bir sonraki sayı 98. Dikkat et, sayılara farklı dememiş. Rakamları farklı. 2 basamaklı 4 farklı çift doğal sayı deseydi, 4 farklı sayı deseydi, birini 98 aldığım zaman öbürünü 98 alamazdım. 97 almak zorunda kalırdım. Farklı dememiş. O zaman kaptırıyorum. 98, 98, 98. Öbür sayı kaç olacak bilmiyorum ama toplamı 320 edecek. Topladığınız zaman bu adamlar 294 yapıyor. 294 ile toplandığı zaman 320 eden sayı 26'dır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu olur. Sıradaki örneğimiz arkadaşlar, bu daha fantastik bir örnek. Birbirinden farklı iki basamaklı 3 tek doğal sayının toplamı, Allah beni taş etmesin, 3 tek doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar, 3 tane tek sayı arıyorum. Bunlar toplandığında kaç farklı sonuç çıkar diye soruyor. Dikkat edin. Sayılar kaç farklı değer alır diye sormuyor. Topladığınız zaman kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Bak. Elimizde 3 tane sayı olacak. Her biri 2 basamaklı olacak. Toplandığı zaman en az kaç olabilir bu adamlar? En az olabilmesi için 3 sayıyı da küçük seçmeniz lazım. Kim seçerse. Birbirinden farklı olacak 3 tane tek sayı. 11, 13, 15. Topladığım zaman bu adamların toplamı 39 yapar. Peki bu üçü toplandığı zaman başka ne olabilir? Atıyorum, attım, salla. 13, 15, 17 alırsanız eğer, topladığınız zaman bu adamların karşılığı 32, 45 yapar. Mesela başka 11, 13, 17 alırsın. Topladığınız zaman bu adamların toplamı 41 yapar gibi. Bu şekilde sayılar gelecek. Peki en çok kaç olur? 99, 97, 95. Sayılar farklı. Topladığınız zaman bu adam 270-291 yapar. Şimdi bizim bu 3 sayımızın alabileceği, toplamının alabileceği en küçük değer 39 çıktı.
En büyük değeri ise 291 oldu. O halde şunu söyleyebilir misin? 39'dan 291'e kadar bütün sayılar alır diyebilir misin? Diyemez. Niye? Çünkü arkadaşım 3 tane tek sayıdan bahsediyorsun. 3 tane tek sayıyı topladığınız zaman işlemin sonucu yine tek sayı çıkar. Yani 39 olur ama asla 40 olmaz. 41 olur ama asla 42 olmaz. 43 olur, 45 olur. Gel. 291'e kadar bütün sayıları olur ama çiftleri olmaz. Peki burada kaç tane sayı vardır? Bu toplam burada kaç tane sayı varsa sorumuzun cevabı da o olacak. Topla kaç tane var? Say kaç tane var? Toplamayacağız biz bunları. Sayma. Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. İşte bu kadar sayı vardır burada. Burada bu kadar sayı olduğuna göre bu sayıların toplamı da o kadar farklı değer alabilir. Oynayalım bu adamı. Kaç yapar? 252 bölü 2 artı 1 yapar. Doğru. 126 artı 1'den 127 tane farklı sonuç çıkabilir arkadaşlar topladığınız zaman. Geçtim. 2 tanesi 30'dan büyük, 6 farklı pozitif tam sayının toplamı 140 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi ben sayılardan bir tanesini en büyük olarak alacağım. Tamam. 2 tanesi 30'dan büyük olacak. Tamam. Bu şartları uyguladığım zaman zaten en büyük sayıyı bulmuş olacağım. Diyorsun. Çözelim. Şimdi arkadaşlar 2 tanesi 30'dan büyük diyor. Peki tamam, 2 tanesi 30'dan büyükse birini o zaman tek çift demiyor. Sayılara da farklı diyor. Birini 31, birini 32 aldım. 6 tane sayının toplamı 140 olacak arkadaşlar. Birini 31, birini 32 olarak aldım. Diğer sayıları ufak alıyorum. 1 aldım, 2 aldım, 3 aldım. Bunun kaç olması gerektiğini bulacağım. Bulalım. Her şey çok güzel gidiyor gibi görünüyor. 31, 32, 63, 64, 66, 69 yaptı. Toplamları 69 olduğuna göre bizim son sayının 140'a tamamlayan adam 71 olması gerekir. Doğru bulduğunu zannediyor olabilirsin ama yemez. Neden? Soruda pis bir taraf var. Tam da orayı yakalamaya çalıştım zaten. Bakın şu haliyle soruya baktığınız zaman burada kaç tane 30'dan büyük sayı görüyorsun? 3 tane görmen lazım. Daha az görüyorsan halüsinasyondur o adam baktığın şey. 31'i var, 32'si var. Bir de dikkat edersen 71'i var. Yani 3 tane sayıyı 30'dan büyük bulun. O halde yolun yol değil. Değiştir. Yanlış çıktı. Niye? 3 tane 30'dan büyük sayı çıktı. Peki şöyle yapsak olmaz mı? Birini 30'dan büyük aldım. Şu da zaten kendiliğinden 30'dan büyük yapacağına göre 2 tanesi 30'dan büyük olması şartını sağlatmış oluyorum. Diğerlerini ufak seç. Dibe vurdur. 1, 2, 3, 4, 5. Topla. 31, 32, 34, 37, 41, 41, 46. Bunların toplamları 46 yaptı. O halde son sayını 140'a tamamlayan adam 94 olması gerekir. Yani bizim bu sayılarından birinin alabileceği en büyük değer 94'tür. Dikkat ederseniz sadece 2 tanesi de 30'dan büyük yapmış oluyor. Biri 31, biri 94. Cevabımız doğru. Geçtim son soruyu arkadaşlar. 320 sayfalık bir kitabı birden başlayarak numaralamak için kaç rakam kullanılmıştır? 9 hocam, hatta 10. 0 var, 1 var, 2 var, 9'a kadar 10 tane. Ya arkadaş onu sormuyor ki. Onu ben bilebilirim. Onu sormakta ne var? Bunu sormuyor adam. Kitabı numaralamaya başladın. Birinci sayfaya 1 yazdın. İkinci sayfaya 2 yazdın. Geldin 9'a kadar. Sonra 10. sayfaya geldin. 11'e geldin. Daha geldin 99'a kadar. Zaten ilk 9 sayfayı numaralarken 9 tane rakam kullanmışsın bile. 10. sayfaya, 11. sayfaya ve 99. sayfaya kadar gittiğin zaman burada her sayfada 2 rakam kullanılıyor. Ama yetmedi. Devam var. 100, 101, tık 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 320'ye kadar her sayfada 3 rakam kullanılıyor. O halde bunu parçalayarak yapacağım ben demektir. Birinci kısım 1'den 9'a kadar sayfayı numaralamak için toplamda 9 tane rakam kullandım. Cepte, ayır kenara. 10'dan 99'a kadar olan sayfaları numaralamak için kaç rakam yazdığına bak. Burada kaç tane sayı vardı? Daha doğrusu kaç sayfa vardır? Yani son terim, eksi terim falan filan uygula istiyorsan ama bence yapma. Ne gerek var ki? Eğer 1, 2, 3, 4, 9'a kadar olsaydı 1'den 99'a kadar kaç tane sayfa olacak? 99 değil mi? 9 tanesi burada olduğuna göre geriye 90 tane sayfa kalır. 90 sayfa her sayfada 2 rakam olduğu için 90 kere 2'den 180 tane rakam da burada kullanılır. Yetmedi. Dahası var. 100'den 320'ye kadar kaç tane sayfa vardır? Arkadaş aynı hesap. 99'a kadar. 1'den 320'ye kadar olsaydı 320 sayfa olmayacak mıydı kitap? Evet. 1'den 99'a kadar olan kısmı yok. Yani 99 sayfa eksik. 320 eksi 99. Yani kaç sayfa vardır burada bu adamı yaptığınız zaman? 100 çıkarsan 220 olur. Bir eksini çıkardığına göre
221 olur. 220 sayfa var demektir burada. 220 sayfanın her birinde üçer tane rakam kullanıldığına göre 221 çarpı 3'ten 663 yapar, 180 yapar ve 9 yapar. Topla diyor. 663, 700, 843, 852 tane, eğer hatam yoksa 852 tane rakamı bu kitabı numaralamak için kullanmışsınız demektir. Bitti arkadaşlar konumuz. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.